bu iftira çetesinin öfkeleri ağızlarından taşıyor. Bunun sebebi, ben size anlatayım. Fırat Develioğlu konuşmasında diyor ki, biz diyor, orada diyor, hiçbir şekilde diyor, ne bir siyasi gelecek gördük diyor, ne de maddi bir menfaat gördük diyor. Orada diyor, sadece diyor Allah rızası vardı diyor. E tabii diyor, böyle olunca da diyor, bizim gençliğimiz geçti gitti diyor. Yani şunu söylüyor, hani 60 yaşına geldik diyor, hastalıktan başka bir şey kalmadı diyor, elimize de bir şey geçmedi diyor. İşte bunun öfkesini yaşıyorlar. Yani bütün bu iftira çetesi menfaatlerine ulaşamamanın verdiği öfkeyle bize saldırıyorlar. Onlar bizim Allah rızası için Allah'ın delillerini, Kur'an mucizelerini bütün dünyada anlatma şevkimizi enayilik olarak görüyorlar. Bu yüzden bize saldırıyorlar. Bu yüzden var güçleriyle, yalanla, iftirayla bizi yok etmeye çalışıyorlar. Ama biz Allah'ın izniyle 5 kuruş menfaat beklemeden Allah rızası için, milletimiz, vatanımız için, tüm insanlığın hayrı için gayret etmeye devam edeceğiz. Bundan sonra da inşallah ömrümüz yettiğince bu yolda devam edeceğiz. Eğer şehitlik Allah nasip ederse şehit olana kadar da sürdüreceğiz davamızı. Ama bunlar bize karşı her türlü hileyi yaparak, her türlü yalancı şahidi, hukuksuzluğu yaparak bizi silmek, o içlerindeki öfkeyi gidermek istiyorlar. Ne yaparlarsa yapsınlar, hiç önemli değil. Biz Allah'ın izniyle sonuna kadar onların bu işkencelerine sabredeceğiz. Kovulmuş şeytanın Allah'a sığınırım. Allah diyor ki, hayır zannedersiniz diyor, şerdir, şer zannedersiniz, hayırdır diyor. Mutlaka bunlarda bir hayır var. Hepimiz yakın bir zamanda bunun karşılığını, bunun sonucunu göreceğiz inşallah.